Gerçeği programından yeni bir programla sizlere merhaba diyerek yayınımıza, programımıza başlıyoruz efendim. Bu hafta size içinde bulunduğumuz süreçteki erken rezervasyon dönemindeki bir takım çelişkilerden söz edeceğiz. Erken rezervasyon aslında dış pazarda çok iyi bilinen, ülkemizde de son 5 yıl içerisinde gelişen bir sistem. Ama bu yıl 2018'de bu erken rezervasyon dönemi öyle bir hal aldı ki gerçekten ciddi bir denklem boğuşması var. E, dengenin sağlanması için bir tarafta tur operatörleri bir tarafta otelciler tabii ki tam ortasında tüketiciler. E, o balansı dengeyi tutturmaya çalışıyorlar. Nasıl bir çelişkiler yumağı var bu içinde bulunduğumuz süreçte size onu anlatmaya çalışacağım. Efendim dedik ya... Avrupa'da özellikle batılı turistlerin çok sık kullandığı bir sistem erken rezervasyon. Bu nedir? Otelcimiz kış aylarından rezervasyonları almaya başlıyor. İlk rezervasyon yaptırandan sonra doğru tabii ki ilk alanlar çok daha uygun fiyata alıyor. İşte bu dönem ülkesine göre farklı aylarda gerçekleşiyor. Örneğin İngiliz turistler 2018 yazını Aralık ayından itibaren almaya başlıyor. Ocakta bir zirve yapıyor. Şubat ayında biraz daha düşüyor bu genel olarak. Sonra Mart ayında artık erken rezervasyon dönemi de sonu buluyor ve ondan sonra gelen rezervasyonlar daha yüksek fiyatlardan yapılıyor. Almanya'da biraz daha farklı bir dönem. Rusya'da, Rusya'da evet şu anda özellikle Moskova Fuarı'na kadar, Mart ayındaki Moskova Fuarı'na kadar erken rezervasyonlar sürüyor. Ve bu yılda öyle görülüyor ki en çok artış bu Rusya pazarında tüm ülke için konuşuyorum. Antalya, Muğla bölgesi için. İşte Avrupalı'nın ve şimdi Rusya'nın da öğrendiği bu sistem ülkemizde son 5 yıl içinde gelişti. Ve bugün baktığımızda oteller aslında normalde %10'unu bu. Erken rezervasyonu ayırırken toplam odalarının son iki yıldır yaşanan krizden dolayı yüzde %20 %20-25'lere kadar erken rezervasyonda belki de maliyetin altında oda satışları olduğunu şahit olduk iki yıl içerisinde. Ancak bu yıl için 2018 için gerek yurt içi gerekse yurt dışındaki tur operatörlerinin yapmış olduğu iyimser açıklamalar bu. Havayı bir anda değiştirdi. Otelciler e, 2018'in beklenenden iyi geçeceğini gördüğü için ya da bunu varsaydıkları için artık erken rezervasyondaki düşük fiyattan değil de normal sezon fiyatından satmak istiyorlar bir süredir odalarını ve şu haklarını kullanıyorlar. Erken rezervasyonlarım doldu artık o da kabul edemiyorum şeklinde. Bu da... E, operatör cephesinde, ajanda cephesinde tartışmalara yol açıyor. Ajandeciler de diyor ki otelcilerimiz bir yerde yanlış yapıyor. Bu aşırı iyimser havaya güveniyorlar. Ee, evet Ocak ayında bir miktar yükseliş oldu. Kimi yerlerde yüzde yüze varan artışlar oldu kimi pazarlar için. Ama bu hiçbir şeyin garantisi değil. Çünkü toplam kontenjan ayrılanı zaten %20-25 en fazla. Bunların dolması demek tüm sezon dolacağı anlamına gelmez diyor. İşte şimdi burada bizim de çözemediğimiz, bilemediğimiz bir soru işareti ortaya çıkıyor. Ee, acaba gerçekten otelcinin düşündüğü gibi iyi bir sezon mu geçecek? Ee, bu erken rezervasyonlardaki artış bunun işareti mi? yoksa acentecilerin dediği gibi bu yalnızca erken rezervasyon dönemindeki bir artış sezona yönelik? Bu satışların durdurulması geri tepebilir. Erken rezervasyon satışlarının belki de hiç gelmeyebilir. İşte ajantacı, operatörü birazcık e, haklı çıkaran bir gelişme yaşadık hafta sonunda. Antalya'daki otelciler, e, tur operatörleri, o bölgeye turist götüren yerli tur operatörleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ortak bir toplantıyla dediler ki, Erken rezervasyonlar sürüyor. Bekliyoruz e, halkımızı Antalya'ya bekliyoruz. Hatta hatta indirimler %50'ye varıyor bu dönemde. Gelin buyurun rezervasyonunuzu yaptırın diye çağrıda bulundular. İşte burada biz Antalya bölgesi için acaba işler orada kötü de bizim Marmaris'te iyi mi görünüyor diye bir soru sorduk kendimize. Hatırlarsanız geçen haftaki programda ne demiştik? İstanbul Emit Fuarı'nda bizim otelcilerde bir rahatlık gördük Marmaris Bölgesi'nin otelcilerinde. Son yıllarda fuara gösterdikleri ilgiyi neredeyse hiç göstermediler bu yılki fuara. Hiç satış için uğraşan, orada özel tanıtım yapmaya çalışan tek bir Marmaris otelci deyim yerindeyse Marmaris standında görülmedi. Bu ilginç bir gelişmeydi. Bunu sorduk tabii ki bazı uzmanlara bölgemizi iyi bilen tur operatörlerine evet dediler Marmaris'te bir kısım otelcilerden yoğun talep üzerine e, erken rezervasyonları kapatma durumu çıktı karşımıza ama biz bu konuda uyarıyoruz otelcileri diyorlar otel bazında münferit olarak bazı otellerde bu doluluk yaşanabilir otelin bu satış politikasından kaynaklanabilir bilinirliğinden kaynaklanabilir Avrupa'da veya iç pazarda. Erken rezervasyonda bir doluluk görebilirler ama bu sezonun dolu geçeceği anlamına da gelmiyor diyorlar. Ee, ve aynı zamanda da erken rezervasyonlara satışların kapatılmasını daha kontenjanda olmadan durdurulmasının yanlış olduğunu bunun geri tepebileceğini söylüyor bu iç pazar uzmanlarımız. Hatta Avrupa'ya da satış yapan bazı ajante temsilcileri bunu söylüyorlar. İşte burada e, programın başında sorduğumuz o denge e, ne yönde? Gerçekten otelci e, sezonu iyi görüyor ve öyle çıkacak diyebiliyor muyuz? Sezon iyi geçecek diyebiliyor muyuz? Yoksa bu yaşananlar erken rezervasyon döneminin getirdiği bir e, iyimser hava ama sezonun tamamı doldu diyemeyiz, dolacak diyemeyiz. Her şey... Pamuk ipliğine bağlı diyenler de var. Rusya örneği üzerinden konuşuyor bunu söyleyenler. Evet Rusya'da satışlar gerçekten iyi. Bunu Rus tur operatörleri de söylüyor. Türkiye satışları bu yıl arttı. Erken rezervasyon döneminde. Ee, ama sakın ha otelci de ne durdursun erken e, rezervasyonu ne de fiyatları sonradan yükseltmeye kalkmasın. Yoksa kaçabilir müşteri diye de henüz bugün bir uyarı geldi Rus tur operatörlerinden. Aynı zamanda Rus tur operatörleri bir kartı daha masaya sürüyor. uzunca bir süredir Mısır'a satışları kapalıydı Rusya'nın. Rusya turist göndermiyordu Mısır'a, Şarmelşeyh'e ve Hurgada'ya. Ama bunu yavaş yavaş masaya koyuyor. Biz oraya yeniden göndermeye başlıyoruz. Şu an için bu Türkiye'yi etkilemez diye de telaşın önüne geçmek istiyorlar Türkiye'de bir yandan. İşte böyle bir denklemin ortasını biz bulmaya, size anlatmaya çalışıyoruz. Erken rezervasyonlardaki bu olumlu gelişmeler sezonun tamamını kapsayacak mı? Önümüzde önemli fuar süreçleri var. Biraz daha tablo netleşecek. Özellikle Mart ayındaki ITB Berlin Avrupa Pazarı için önemli ve ardından Mart ayının sonun ortalarında Moskova Fuarı Rusya pazarı için fikir verecek ama biz biliyoruz ki Marmaris ve benzer kıyı bölgelerinde iç pazarda da son iki yılda ciddi artış oldu. Bakalım bu iç pazardaki artış bu yıl devam edecek mi efendim? Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Fehmiç'in de bir uyarısı geldi bu arada. Geçtiğimiz yıl hatırlarsanız Marmaris'te yaşanan bir otel skandalı vardı. Satışlar yapıldı, yapıldı, yapıldı ama otelci ben iflas ettim deyip paraları erken rezervasyonda veya normal sezon öncesinde topladı, tüm paraları aldı, kayıplara karıştı. Halen bulunabilmiş değil ve otele gelen Yüzlerce kişi mağdur oldu, sokakta kaldı. Bir o kadarı gelemeden evinde parasını ödemiş olduğu halde mağdur oldu. İşte bu nedenden dolayı Gümrük ve Ticaret Bakanı biraz da doğru zamanlamayla şimdiden tüketicileri uyarıyor. Ee, i̇nternette her tanıtım yapan otele aldanmayın, acenteye aldanmayın. Mutlaka bunların ticari sicil kaydını araştırın. Elektronik bilgi sisteminde web sayfası kayıtlı mı bunların diye uyarıyor. Gerçekten de sorun internette başlıyor. Hatta sosyal medya üzerinde bırakın web sayfasını sosyal medya üzerinden satış yapan oteller var Türkiye'de. Vatandaşımız da gayet safiyane bir şekilde Facebook hesabından bile otel satın alma yolunu tercih ediyor demek ki. Ki bu satışlar yapılabiliyor. İşte bu konuda çok dikkatli olması gerekiyor tatile gidecek kişilerin de. Yalnızca otel değil aslında tüm ticari konularda internete dikkat etmemiz şart. Ama biz turizm üzerine konuştuğumuz için bu uyarıyı yapalım. Marmaris'liler her ne kadar kendileri burada bir otel rezervasyonu ihtiyacı duymuyorsa da yakınlarını uyarabilirler. Alış, otel alışlarını, tatil alım işlerini mutlaka elektronik bilgi sistemine, ticaret bilgi sistemine kayıtlı web sayfaları üzerinden yapsınlar, kayıtlı tur operatörü, seyahat acenteleri üzerinden yapsınlar, diğer türlü ödedikleri parayı geri alma şansları kalmayacak, haklarını savunacak, hak karşılarında mahkeme bulsalar bile o satış yapan kişiyi bulamayacaklar, böyle durumlar söz konusu. İşte bu hafta ben size anlatmaya çalıştım. Bu erken rezervasyondaki verileri önümüzdeki yaz ne gösteriyor? E, Ve gelen bu rakamlar tüm yaz boyu devam edecek mi? E, ama daha ötesi var. Daha bu kısıtlı süre içinde anlatamadığım çok fazla e, konu var. Bunun için de önümüzdeki hafta konuk alarak bu konunun muhataplarını alarak otel sektöründen, acente sektöründen sizlere... Bu sorunu anlatmaya çalışacağız. Sezonu da daha yakından görmeye çalışacağız. Hepinize iyi bir hafta diliyorum. Teşekkür ediyorum Turizm Gerçeğini izlediğiniz için.